Merhaba arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Ben böyle bir kalp için, kalp damarlardaki kanın düzenli akımı için, tansiyon için böyle bir şey almıştım, içecek aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu. İçindekileri kendim yapmayı düşünüyorum. Çünkü bunu 26 euro verdim. 3 euroya halledebileceğim bir şeyi 26 euro neden vereyim dedim. İşte aronia var içerisinde arkadaşlar. Şimdi göstereyim size neler var içerisinde. Limon var. Sarımsak var. Portakal var. Bal var. Aronia var. Aronia ama burada aronia ne diyor? Şurada gösteriyor. Konsantrat diyor. Konsantrat ne demek? Ben pek şey yapamadım. Kendim aroniyamı bahçemden vardı. Toplamıştım, buzluğa atmıştım. Ve yaban mersini atmıştım buzluğa arkadaşlar. Zaten yaban mersini püf noktası arkadaşlar. Toplandığı zaman hemen buzluğa atmanız gerekiyor. Yaban mersini. Yoksa etken madde hemen yok oluyor. Onun için yaban mersinde dikkat etmeniz gereken buzlukta olması. Böyle aronyalarımı şöyle aronyalarımı buzluğa atmıştım. Çıkardım, çözdüm. Şimdi sarımsaklarım bir kase sarımsak. Hemen hemen 200 gram sarımsak. 3 portakal. Şöyle bakın suyumu hazırladım. 3 tane portakal sıktım. 7 tane limon sıktım. Ve bir tane de narım vardı, onu da sıktım. Nar da biliyorsunuz çok iyi kalp için. %90 insanlarda kalp sorunu vardır, kan dolaşım sorunu vardır, bilinmez. Onun için bilinmediği için de kesinlikle bunu kendimizi, bütün zaten her şey için çok iyi arkadaşlar bu yapacağımız ürün suyumuz. Daha sonra aronia yerine ingva, zencefil de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zencefilli bir de aronialı vardı. Daha sonra zencefilli yapacağım. İlk önce aronialı yapacağım. Daha sonra suyumda, şişemde. Şişelerimi de böyle hazırladım arkadaşlar. Bu boşalmıştı. Böyle şurada şişelerim var. Bunları kaynar sudan geçirdim. Böyle bunlara koyacağım arkadaşlar. Şişeleyeceğim. Ve günde yemekten sonra, her yemekten sonra 50 milim alınacak, içilecek. Şöyle 50 milimlik bir ölçümüz var. İlk önce aroniyamı ve sarımsakları mikserden geçireceğim. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. Sarımsaklar kesinlikle bütün olarak yutmayınız. Mesela küçük bütün olarak yutuyorum diyorsunuz. Çok sağlıklı diyorsunuz ama kesinlikle sağlıklı değil. Sağlıklı değil derken zararlı değil ama hiçbir faydasını da göremezsiniz. Çünkü sarımsakların ezilmesi lazım. Çok çok ezilmesi lazım. İki etken maddenin bir etken madde haline gelmesi lazım. Onun için de ayrıca videoyu çekeceğim nasıl olacağına dair. O etken maddelerin ne olduğuna dair. Burada püf noktası ne yapıyoruz? Sarımsakları eziyoruz, parçalıyoruz. Çok böyle çok ezeceğiz ki yani keserek de olmaz arkadaşlar. Onun için böyle yapacağız, ezeceğiz. Böyle hazırladım ezecek maddemi, makinemi ve şimdi ezmeye geçeceğiz. Ezdiğimiz limonlu, portakallı suyumuzun içerisine ezdiğimiz aroniyayı koyuyoruz arkadaşlar. Bakınız, kırmızılığa bakınız arkadaşlar, ne kadar güzel. Şimdi sarımsaklarımı koydum arkadaşlar. Onları ezeceğiz. Evet arkadaşlar, sarımsağımızı da ezdik, böyle parçaladık, lapa gibi oldu. Bu önemli arkadaşlar, bu oluşum gerekiyor. Burada göstereyim size sarımsaklarım, limonum, bio. Zaten aroniyam bioydu. Böyle zencefilde bio aldım arkadaşlar. Aksiyon vardı. Bayağı da aldım ama çok almışım. Şimdi sarımsakları koyacağız.
suyumuzun içerisine. Güzelce karıştıracağız ve süzeceğiz. Burada biyo balım da var arkadaşlar. Bal da koyacağım. Çok fazla tatlandırmayacağım. Bir kaşık, dur bakalım bal ne kadar gösteriyor? %5 bal. Limon %21. Burada keşeydi. Limon %21. Sarımsak %18. Portakal %14. Bal %5. Aronya %6. Ve su arkadaşlar, su konuyor. Baldan da koyacağım. Ne demiştik? %5. Şimdi sarımsaklarımızı da koyduk suyumuza. Karıştırıyoruz iyice. Çok güzel bir renk oldu. Tam istediğimiz bir renk. Aronya yerine dediğim gibi zencefil de koyabilirsiniz. İki çeşidi vardı. Zencefilli ve aronyalı. Aynı işlem. Sadece aronya değişiyor. Yerine zencefil geliyor. Şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı bal koydum arkadaşlar içerisine. İstediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Karıştıracağım. Balın erimesini bekleyeceğim. Süzdüm arkadaşlar. Şu 50 milimlik hazırladım. Burada her bardağı buraya süzeceğim. Böyle arkadaşlar. Yemekten sonra 50 milim içilecek. Çok sağlıklı bir içeceğimiz olmuş oldu. Birazcık koku olacak ama onu da artık bazı şeylerle ağızda karanfille falan gidermeye çalışacağız. Böyle sizleri de geçmiş olsun. Başarılar diliyorum. Çok sağlıklı bir içecek yapmış olduk. Böyle süzdüm arkadaşlar. Posası da burada. Balı çoğalttım. 2,5 tatlı kaşığı tepelime koydum. Ancak hafif böyle tatlandı. O da yeter bana. Siz de kendinize göre tatlandırabilirsiniz. Önemli değil yani. O da balda antiseptiktir. Böyle arkadaşlar. Sizleri iyi izlemeler. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Destek veriniz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalınız.